Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde yamuk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 112'deyiz. Yamuğun özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi dediğim gibi yamuk konusunda özellik versek bile özellikler nereden çıkıyor arkadaşlar? Üçgen bilgisiyle çıkıyor. Hemen şöyle bir kural var. Bakın ee, şimdi... EF orta taban çizgisi. Yani şurada şuralar AE eşittir E'de CF eşittir FB olacağı şekilde bir çizgi çizdiğimiz zaman EF'ye biz orta taban çizgisi diyoruz ve bu orta taban çizgisiyle alt taban ve üst taban ne oluyor arkadaşlar birbirine paralel oluyor. Peki bunun ispatı nedir hocam? Arkadaş paraya kenar oluşturduğumuz an temel orantı oluşturacağız ya. E, buradan ne oldu? Burası C ise burası C. Buraya ne kaldı? A x C kaldı. E, burada da bir orta taban çıktı. A x C bölü 2 oldu. Şu x'in topladığımız zaman toplam kaç yapıyor arkadaşlar? Direkt A artı C bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Kolay bir özellik olduğu için çoğunuzun aklında kalıyor. Direkt orta taban özelliği. O yüzden e, buradaki uzunluk orta taban geldiği zaman orta taban çizgisi kenarlara paraleldir. Ve direkt A artı C bölü 2'ye eşittir diye söylüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Aklınızda kaldığı için e, or biz de sorular çözerken hep orta tabandan deyip A artı C bölü 2'yi kullanıyoruz yani açıkçası. Sonra e, alttaki kuralda arkadaşlar orta taban çizgisi ve köşegenler çizildiğinde arada kalan küçük parça. Bu da şurayı yanlış yazmışım. Direkt A eksi C bölü 2'ye eşit arkadaşlar. Tamam mı? Direk A eksi C bölü 2 eşit. Abi, biz bunu kural olarak ezberleyeceğiz mi? Hayır ezberlemeyeceğiz. Ya yani nasıl yapacağız hocam? Yani ezberlemek zorunda değilsiniz bence. Niye? Çünkü şuraya baktığınız zaman burada bir tersten bir ort taban var. Burası direkt C bölü 2 yaptı. Burası da tersten bir ort taban. Burası da C bölü 2 yaptı. E, bu uzunluk zaten A artı C bölü 2 idi. Direkt karşısına çıkar. Yani sayılar olsa ki böyle bir soru yazmış mıyım? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Yazmışımdır büyük ihtimalle. Bakalım. E, sayılar olsa mesela burası 10 olsa burası 4 olsa. Pardon yukarıdaki şey yapıyorduk. Heh, şurası 10 olsa burası 4 olsa bak formülsüz bir şekilde 10 ve 4 olsa. Hocam 4 ise ort tabandan burası 2. Hocam 4 ise ort tabandan burası da 2. Hocam 14 bölü 2'den tamamı zaten 7 yapıyor derseniz. E 7'den dolayı da 4, 2 4 buraya da kaç kaldı? 3 kaldı. 10 eksi 4 bölü 2 de bize 3 veriyor. E, direkt Ort tabanlar üçgendeki ort taban kuralından da kendinizde rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Size kalmış. ister formülü ezberle ama ezberlemesen de olur. Ama şu ort taban çizgisi en azından bilinse iyi olur arkadaşlar. Tamam mı? Ort tabanı yamukta kullanıyoruz. Sonra bu özelliği hiç ama hiç ezberleme arkadaşım. Şöyle bir şey. Ee, ne derler buna? şöyle bir şey köşegenler çizildiği zaman köşegenlerin kesim noktasından bir paralel çizildiği zaman alt taban ve üst tabana. Neymiş arkadaşlar? A çarpı C bölü A artı C direkt şu uzunluğa eşit oluyormuş. Ve şunlar da birbirine eşit oluyormuş. Bunların eşitliğini en azından göstereyim. Arkadaşlar şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? C A. Hemen buraya C AK, CNE, A K. E, C N A N diyelim. Hocam burada şöyle tem orantıya baktığınız zaman C bölü A işte c bölü c artı a işte bu bölü bu. Burada da c bölü c artı a, bu bölü bu olduğu için bunlar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Biraz hızlı oldu ama anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Ee, demek ki köşegenlerin kesim noktasından şöyle bir paralel çizdiğimiz zaman bunlar birbirine eşit ve e, bu uzunlukta a çarpı c bölü a artı c eşit oluyor. Hiç gerek yok. Ezberleme. Ayıp olmasın diye yazdım. Soruyu unutmayayım diye yazdım. Bununla ilgili bir soru biraz sonra var arkadaşlar. Birlikte onu çözeceğiz. Evet şuna bakalım. Alttakine bakalım. Yamukta açı ortaylar. Bakın ben bunu şeyde de söyledim. Nerede? Paralel kenarda da söyledim. Yamukta açı ortaylar dik ve ort taban üzerinde kesişir. Bakın şu açı ortaylarsa burası diktir. Dik olmasının ispatı çok kolay. A, A B, B dersem 2 artı 2B 180'den A artı B 90 derece yapıyor. E, ort taban çizgisi olması da şuradan bir paralel çizdiğimizde bunların eşit işte olması lazım. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim daha iyi olacak arkadaşlar. Şunlar açı ortaysa düzgün olmadı ama idare ediverin azıcık. Şurası 90 ispatladık zaten. Şuradan bir paralel çizecek olursam bu da orta taban çizgisidir. Sebep zaten Z'den dolayı çizgi açısı Z'den dolayı nokta açısı. Bakın çizgiye çizgiye şu parçada şu parça eşit noktaya nokta bu parça da eşit bak muhteşem şu da oluştu. Çizdiğim paralel orta taban oldu. Birinci ispat bu ikinci ispat da şu arkadaşlar ispat yöntemleri de bazen çıkıyordu. Ee, arkadaşlar açı ortayda kollara çizilen dikmeler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Şunlar birbirine eşit. Alttakinde de açı ortayda kollara çizilen eşit olacak. Aa, burası tam bir orta nokta yaptı. Gördün mü? Tam bir orta nokta. Çünkü bunlar birbirine eşit oldu. Sen o zaman şuradan bir paralel çizecek olursan tam bu kesim noktasının olmak zorunda orta noktası olduğu için e, burası orta taban çizgisi olmak zorunda arkadaşlar. Bakın ispatı bu. Tamam. Bazen bu ispat yöntemlerini de kullanıyoruz. O yüzden bunu size göstermek istedim. Evet şimdi sorulara başlayalım isterseniz. Şöyle ha, biraz önceki bir... <laughs> bu, bu, soruyu yaptım. Keşke baksaymışım. Ne yaptık? X direkt neye eşittir arkadaşlar? 10 eksi 4 bölü 2'ye eşittir. Yani 3'e eşittir. Ama biz bunu buradan yapmadık. Şurada bir orta taban var arkadaşlar. Üçgendeki orta taban 2. Şurada da bir orta taban var. Orta tabandan 2. E sonra hocam şuradaki üçgende de bir orta taban var diyebilirsiniz. Şunlar eşit ya. 10 burası 5 yapacak. O yüzden burası 3 diyebilirsiniz. Ya da Direkt ben burası nedir arkadaşlar? Yamuğun orta taban çizgisi 14 bölü 2'den 7 yapar. 7 yaptığı için de burası da kaç kaldı? 3 kaldı diyebilirsiniz. Biraz önce çözdüm diye hızlı geçtim. Ya da şu soru. Bu soruda da arkadaşlar bakın açı ortaylar. Artık biliyoruz bu önemli. Paraya kenarda da önemliydi arkadaşlar. Açı ortaylar dik kesir ve orta taban üzerinde kesir. Hatta 90'dan çizilen kenar ortay olduğu için burası muhteşem bir oldu. Hocam bu doğrusal mı? Bu orta taban çizgisi oldu ya burası. Bir de şu da paralelse arkadaşlar ee, bu da paraleldi zaten. Bunun da devamı ne olmak zorunda o zaman? Paralel devam ettiği için doğrusal olmak zorunda. O zaman bu orta ortaban çizgisi oldu arkadaşlar. E, orta ortaban çizgisi. Bu arada muhteşem üçlüden dolayı 9, 9, 9 yazmayı unutmayalım. Ve dikkat edin arkadaşlar. Şurası x artı 9, x artı 9 17 artı 7 bölü 2 eşitliği midir? Yani 24 bölü 2'den kaç yaptı? 12 yaptı. 12 yapması için buraya da kaç kaldı arkadaşlar? 12 yapması için x'e de 3 birim kaldı. Evet açı ortaylarının dik ve orta taban üzerinde kesmesi cidden çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hatta paraya kenarda da kullanıyorduk biz bunu. İki türlü gelebilirdi. Şöyle olsaydı dik ve orta taban şöyle bir çizgi çiziyorduk. 90 içinden parçalayacak şekilde. Ya da böyle olsaydı arkadaşlar burası dik Böyle ort taban değil yalnız bu sefer. Dikkat edin. Nasıldı? Şöyle 90'ı parçalayacak şekilde ee, şey oluyordu arkadaşlar. Bu nereye gitti ya? Heh şuraya gelmiş. 90'ı parçalayacak şekilde bir ort taban çizgisini çiziyorduk. Hatırlamış olun. Neyse geldik bir sonraki soruya. ABCD yamuk. Bunlar açıortay olarak verilmiş. Şuradaki EF uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar Bakın açı dik ve orta taban üzerinde. Dik ve orta taban üzerinde. Yani şunu şöyle çizdiğin zaman bu orta taban çizgisi olacak. Paralel çizdiğimizde bu da orta taban çizgisi olacak. Bir de şunları birleştirdiğimiz zaman tam orta noktalar ya bunlar doğrusal yapmak zorunda. O zaman burada ne oldu? Burası 3 burası 3. Eşit eşitken burası da eşit oldu. Ya da tam tersi eşit eşitken burası da eşit oldu. E, burası da eşit burası da eşitken muhteşem şuradan dolayı burası da eşit oldu. Yani 3 3 ise burası 3. 4 4 ise Burası da 4 yaptı. Şimdi bizim neyi kullanmamız lazım? 11 ve 5'i kullanmamız lazım. Bakın şurası yamuğun ort tabanı değil mi arkadaşlar? Yani burası kaç yapar? 11 artı 5 bölü 2 16 bölü 2'den 8 yaptı. 4 3 daha 7 buraya kaç kaldı arkadaşlar? Bir birim kaldı. Yani EF uzunluğu buradan 1 bir birim yapar. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bir sonraki soruda farklı farklı yollardan tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bir eşitlik varsa bu eşitliği bizim kullanmamız lazım. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ee, yamukta da artık şeyi biliyoruz. Ort tabanı biliyoruz ya. Şunu çizebiliriz. Şu ort taban çizgisini çizebiliriz. Yalnız soruda verilenleri bir kullanalım isterseniz. AB ile DC birbirine paralel. EF ile BC birbirine paralel verilmiş. Arkadaş bizim soruda bunu kullanmamız lazım. Şimdi bunu nasıl kullanabiliriz? Hocam bunlar paralelse. A 90 ise burası da nedir? 90 derecedir. Şunu yaz. Tamam paralelliği kullandık gibi bir şey. Bakalım. Daha tam paralelliği kullanmadık ama olsun. Şu paralelliği kullandık. Ne yapalım? Şurada eşitlik var. Yamukta eşitlik varsa genelde büyük ihtimalle neyi kullanırız? Alan malan sorulmazsa uzunlukla alakalı bir şey varsa orta ban çizgisi bizim için önemlidir arkadaşlar. Şunu çizdik. Bu orta ban çizgisi oldu. Bunu hatırlayalım. Bu arada şunlar paralel. Orta ban çizgisiyle bununla da bu paralel. Yani şurada ne çıktı arkadaşlar? Bir paralel kenar çıktı. Ve bu arada 6'yı yazalım şuraya. 6'yı ya 6 yaptı, 2 eş parçaya böldü. E 6 8 ne üçgen çıktı? 10 üçgeni çıktı. Bakın şurası da bir paraya kenar değil mi? 10sa burası da kaç yaptı? 11'im oldu. Şimdi 4'ü kullanacağım ben. Benden de zaten CD isteniyor. Bakın şu bizim orta taban çizgisi değil miydi? Orta taban çizgisi kaç? 10. 10 ne eşit? 14 artı x bölü 2'ye eşit. 14 artı x bölü 2'ye eşit. X de buradan kaç çıkar? 14 artı x 20'ye eşit olduğu için x de buradan 6 birime eşit olur. Evet cevabımız kaç yaptı arkadaşlar? 6 birim oldu. Şimdi dik yamuk konusuna geldik. Arkadaşlar <laughs> dik yamuğu da bu videoda anlatayım. İkiz kenar yamuğu bir sonraki videoda anlatayım isterseniz. Yan kenarlarından biri tabanlarına dik olan yamuğa dik yamuk denir. Dik yamuk. A, arkadaş üçgen bilgisi. Tamamıyla üçgen bilgisi. Tam anlamıyla bir üçgen bilgisi. Başka bir şey bilmene gerek yok. Şimdi hatırlayın üçgende. Şekilde 90 dereceler varsa bu x'e ait x bulmak istiyorsak ne yapıyorduk? Dik dörtgen oluşturun diyorduk size. Aynısını burada yapacaksınız. Dik dörtgeni oluştur kardeşim. Bu dik dörtgeni burada oluşturduğun zaman c ise c'yi yazarsın. H'sa H haşı yazarsın. Buraya da AXC'yi yazarsın. 90 derece olduğunda Pisagor bağıntısını uygularsın. Yani X'in karesi eşittir. H'in karesi artı AXC'nin karesi. Ha formülü olarak ezberleme. Bu hamleyi yapacaksın burada. 90. Ya da üçgenler olursa hele hele şunu hatırlayın. Dikdörtgende bir 90 derece var değil mi? Ekstra bir 90 derece çıktığında ne yapıyordunuz? Benzerlik alfa beta. O zaman dik yamukta da 90 derece var ya. Ekstra bir 90 derece varsa büyük ihtimalle ne vardır? alfa beta vardır arkadaşlar. Yani eski bilgiler yine burada karşımıza çıkacak. Bunu unutma. Bakın burada zaten yine üçgen bilgisi çıkıyor. Bak 90 yok sadece dik yamukta. Çizersin dikini olay bitti kardeşim. Geldik soruya. Al. Dik yamuk demiş. Dik yamuk burası 90. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? 90 derece oldu. Şimdi ne yapacağız burada? 12 var 8 var. Buradaki uzunluklar da birbirine eşit verilmiş. Ali Bey uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Hocam dik yamuk yapacağımız hamle belli. Dik üçgen oluşturmak. Yani şöyle bir dik dörtgen çizmek. Evet dik dörtgen oluşturunca dik üçgen oluşuyor. 8 ise 8 12 ise 12 yazdık. E, hocam buraya bir A birim dersek şu uzunlukla şu uzunluğun eşitliğini kullanmamız lazım. Senenin başından beri diyoruz verilen her bir bilgiyi kullan. E bu eşitliği kullanmazsan sonucu ulaşamazsın. O zaman buraya A dedim. A artı 8 ise burası da ne olacak? A artı 8 olacak. Bak Pisagor çıktı. Bak sen buradan uğraşırsın şimdi. A artı 8'in karesi A'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem 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 yapıp uğraşırsın. Niye uğraşıyorsun kardeşim? Ne gerek var? Gerek var mı? Yok. Niye? Büyük ihtimal soruyu yazan kim? Kenan Hoca. ÖSYM'de de soruyu görsen soruyu yazan Kenan Hoca vari bir şey. Yani adam burada seni işlemle uğraştırmaz kardeşim. Özel geometride matematik bilgini ölçmez. O yüzden bu tür sorularda şey arayın. Ha baktın hissedin yani. Baktın hissettin çıkmadı. 5 saniyen gider kardeşim. Düşün 12'ye ait hangi özel üçgen var? Ne var? Hocam 5, 12, 13. Dene bakalım. 5 yazarsan 5, 12. A yerine 5 yazdığımızda direkt 13 sağlaması tuttu. Ha 12 biraz tehlikeli. 9, 12, 15 de olabilir. 12, 16, 20 de olabilir değil mi? Ee, direkt hissettik çıktı. Yani buradan da işlem yapsan sen A'yı zaten 5 bulacaksın. Ama bizden neresi isteniyor? Ali Bey uzunluğu isteniyor. 8 artı 5'ten cevabımız kaç çıkacaktır? 13 çıkacaktır. Tamam. Evet bu sorumuzun cevabı da 13 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Hocam eşitlik var bir de dik yamuk var. Eşitlik görünce bir de yamukta biz neyi de biliyoruz? Ort tabanı bilmiyor muyuz kardeşim? Biliyoruz. Hop ort tabanı çizeceksin. Bu sefer paralel olanlar böyle. Paralellere paralel çizeceksin ya. Eşitliğin olduğu yeri. Eşitliği kullanmak zorundasın. Ta üçgende bile biz eşitliği nasıl kullanıyoruz kardeşim? Üçgende bile eşitlik gördüğümüzde sadece eşitlik varsa ne yapıyordun? Orta taban çizgisini çiziyordun. Eşitliğin olduğu yerde yamukta da öyle. Eşitlik varsa hop orta taban çizeceksin. Yalnız bunlar paralel ya. O zaman burası kaç derecedir kardeşim? 90 derecedir. Yaz. Bu orta taban çizgisi 7'yi keş parçaya mı bölecek? Hayır. Yamuğun orta tabanı olduğu için tamamı 8'i keş parçaya bölecek. 4 birim 4 birim olacağı için burası da 3 birim kaldı buraya. Peki bu orta taban çizgisi 6 artı 2 bölü 2'ye eşittir. 6 artı 2 bölü 2 de kaçtır arkadaşlar? 8 bölü 2'den 4 yapar. Yani burası 4 oldu. 3, 4, 5 üçgeninden dolayı buraya da kaç kaldı? 5 birim kaldı. Bizden de zaten EF uzunluğu isteniyor. Cevabımız 5 yapar. Geldik bir sonraki soruya. 90. Aha. Biraz önce dedim size. 90'lar havada uçuşuyorsa ne yapıyorsun kardeşim? Dal alfabetaya mutlaka faydasını görürsün. Ama hocam dik üçgen yok. E sen zaten yapacağın hamleyi biliyorsun. Bir tane dik üçgen var. Dik yamukta ne yapıyorsun? Hocam şöyle bir dikdörtgen çizip dik üçgen oluşturuyorum. E niye burada çizmiyorsun o zaman? Çiz. Çizdik. Şimdi çizince 8 ise 8'i yaz. Hocam burayı bilmiyoruz önemli değil. Peki 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapıyorsun? Alfa beta'ya dalıyorsun. Dal bir yerden başla. Alfa beta alfa beta. Çünkü tamamı 90 ya alfa oldu tamamı 90 olduğu için. Beta oldu beta 90'sı alfa. Aa üçgenlere bak. Bak 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 olaya bak. Ne var burada? Bir iki üçgen benzer. Hatta alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi. Alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi. Eş üçgen çıktı kardeş Bunlar. Yani beta'nın karşısı 7 ise beta'nın karşısı burada da 7'dir. Toplamda burası kaç yapar arkadaşlar? 17 yazıyoruz. Hayır 15 birim yapar. Ali Bey uzunluğu isteniyor bizden. Cevabımız 15 yaptı. Evet bu sorumuzun cevabı da 15 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bu arkadaşlar. Soru bitsin. Soru bitsin. Sonra şurada bir ispat yapacağım size. Soru bitsin size bir ispat yapacağım. Çizeyim şuraya hatta. İnşallah unutmam. Şunu sileyim de. Arkadaşlar soru bittiği zaman şunun ispatını yapacağım size. Bir dik yamuk çizeyim. Köşegenlerin dik kesmesi bir özel durumu doğuruyor arkadaşlar. Nasıl doğuruyor? Şimdi onu söyleyeceğim. Eğer dik yamukta köşegenler dik kesişirse ne oluyor biliyor musunuz? Köşegenlerin dik kesmesinde buraya H, buraya C, buraya A diyecek olursak Formül şu. H kare eşittir A çarpı C diye kitaplar formül verir. Bence gereksiz. Niye? Şimdi göreceğim. Dik yamuk ya. 90 derece 90 derece. Kardeşim sen zaten bunu o muhteşem geometri bilginle çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Artık sen işi öğrendin. Hele hele 90'lı sorularda alfabetalı soruları öğrendin. O yüzden rahat bir şekilde yaparsın. Ali Bey uzunluğu. X nedir diye soruluyor. Hocam 90'lar havada uçuşu. Hatta dikten dik çizilmiş. Öklit var hocam. Hayır yok. Ne H, ne P, ne K yok. Hatta dik dörtgen ne de, de aynısını demiştik. Dikten dik çizilmişse öklit bantısı uygula. H, P, K yoksa öklit bantısı yoksa dal alfabetaya. Burada da öyle. 90'lar havada uçuşu. Ne yapacaksın? Alfabetaya dalacaksın. Da dal kardeşim. Ne duruyorsun? Alfa beta. Sırası alfa alfa 90'sa sıradaki ne yaptı? Çünkü burası 90 derece. Beta e, bu dik yamuktan dolayı tamamı 90. O zaman buraya alfa kaldı. Alfa 90 ise burası da ne yaptı? Beta yaptı. Hocam bir sürü üçgen çıktı ya. Başımızı belaya soktum. Burada çıktı, burada çıktı, büyüğünde çıktı, şurada çıktı, büyüğünde çıktı. Ben bir sürü üçgende benzerliği nasıl uygulayacağım hocam ya? Diyenleri çok kızarım. Diyenlere çok kızarım. Niye? Çünkü sen alfa betalı soruları artık kaçınmıyorsun. Nereye bakacağını biliyorsun. Geometri görme işi değil. Nereye baktığını biliyorsun artık çünkü. Ne? Nasıl yapıyorduk hocam? Üçgen seçimi çok önemliydi burada. Ne yapacaksın? Kenarları yani iki kenarı belli olan üçgen seçeceksin. Bak kardeşim 4 var 6 var. Aha burayı seç. 1 bu. Hatta diğer sarı şeyle seçeyim. Seçtin kardeşim. Çünkü benzerlik kurabilmen için üçgenler lazım. Kenarları lazım. En az iki kenarı lazım. Bir tane üçgenim bu. Bir de x'i kullanman lazım. x'e ait bir üçgen var mı? Hocam bunu seçerim. Hani nerede diğer kenar? Yok. Hocam x'e ait bir de bak şu üçgen var. E, o zaman sen bu üçgende ne yaparsın artık? Şu sarı üçgenle mavi üçgene benzerlik uygularsın. Olay biter. Alfanın karşısı 4 ken, sarıdan başladım. Alfanın karşısı 6 eşittir. Sarıdan başlamıştım. Betanın karşısı 6'nın e, büyük mavi de betanın karşısı x e oranı dersiniz. E, 4x eşittir. 36'dan x de buradan kaç geldi? 9 geldi. Formüle gerek var mı? Bence yok. Ezberleme. Şurayı boşu boşuna yorma. Ha hocam kolay formül aklımda kaldı diyorsanız eğer tamam. Öklid'e benziyor hocam. H kare eşittir A çarpı C. Evet Öklid'ten geliyor zaten bu. Ya da benzerlikten şu üçgenle şuradaki üçgendeki benzerlikten H kare eşittir A çarpı C gelir. İspat da aynen bu şekilde yapılabilir arkadaşlar. Soruyu ben öyle çözdüğüm için buradan çözmeyeceğim arkadaşlar soruyu. Hatırlayın bir şey hatırlatayım size. Ee, herhangi bir yamukta köşegenler dik kesirse o köşegenlerin dik kesmesini nasıl kullanacağız demiştik. İlk derste söylemiştim. Dışarıdan paralel kenar çizin demiştim. Al sana paralel kenar. Dışarıdan paralel kenarı çizince kardeşim. Hop hop. Burası C ise burası C oldu mu? Oldu. Para, e, hocam dik kesmeyi de kullanmam lazım. Şununla şu paralel ya. 90 ise burası da 90 yaptı. Yönleştikten dolayı a dikten dik oldu. H kare eşittir. H şurası ya. H kare eşittir. A çarpı C buradan geldi arkadaşlar. Bir ikinci ispatta bu. Birinci ispatta da şu alfabetalara da dalıp yine benzerlikten H kare eşittir A çarpı C'yi de bulabiliriz. Ha unutursan da buradan yap. Ya bence direkt formül aklında kaldıysa formülden yap ama bu formülü vermeyecektim ama yine de ne olur ne olmaz. Hoca eksik bilgi veriyor falan filan diyebilirsiniz diye buradan size de bu formülü de vermek istedim. Ama bu formülün gereksizliğini de gösterdim size. Evet, şu soruya geldim şimdi. Bu soruya gelmeden önce arkadaşlar bu soruyu nereden esinlendim onu söyleyeyim. Normalde ben <laughs> şöyle bir sorum vardı. Bu sorudan da mahrum kalmayın arkadaşlar. Daha öncesinde de yapmışımdır belki deltoid anlatırken. Şöyle bir dik yamuk. Şöyle bir dik yamuk ve şöyle bir şey olsun. Dik yamuk bu, tamam mı? Unutma dik yamuk. Bu da bir deltoid. Şu şekilde bir deltoid. Burası 2, burası 8 şuradaki x uzunluğu nedir diye sorulsun. Bu bir deltoid ama tamam mı? Şununla şu eşit. 2 ise burası da 2. E arkadaş deltoid ise 2 ise burası da 2 ya. E, hatta burası da ne yapıyor? 90 derece yapıyor değil mi? Tamam. Hatta şurayı bile sorabilirim. Y uzunluğunu bile sorabilirim arkadaşlar. Devam edelim. Hocam ekstra bir 90 var. Alfa beta'ya Aa oradan da yapılabilir aslında. Evet. iki yolda yapayım mı? <laughs> Pardon. İki yolda yapayım. İki yolda yapayım. Tamam. Hocam Ekstra bir 90 olduğu için hop çizeriz bir şeyi. Şuradan dik yamuk hocam diğer bir üçgen yok. Al sana diğer bir üçgen. Çünkü dik yamukta şu diki çiziyorduk biz. Çizdik. Burası 90 derece. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Hocam beta 90 ise burası da alfa. Hatta burası da beta. Hatta burası da beta. Hocam üçgenler ne oldu? Birbirine eş oldu. Çünkü niye? Bakın burası çift çizgiyken burası da çift çizgi ya. Şu üçgenle Şuradaki üçgene baktığınız zaman betanın karşısı çift çizgi. Buradaki betanın karşısı şu üçgende de çift çizgi. Eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 8 ise buradaki alfanın karşısı da 8'dir. Ee, ondan sonra 2 ise zaten yukarısı. Burası da 2'dir. Bakın burası kaç çıktı? 10 çıktı. 8 ondan dolayı burası da kaç çıkar arkadaşlar? 6 birim olarak bulunur. Birinci ispat yöntemi bu. Soruyu çözme yöntemi diyelim daha doğrusu. İkinci ispat yöntemi de şu. Deltoid görünce biz ne yapıyorduk kardeşim? Deltoid görünce bizim için önemli olan neydi? Köşegen. Özel köşegen. Simetri ekseni olan köşegen daha mantıklıydı. Şu değil de simetri ekseni olan köşegen daha mantıklıydı. Bak burası. Bunu çizince ne özelliği vardı simetri ekseninin? Açı ortay olmasıydı. Şunlar birbirine eşit. Hatta bunlar da birbirine eşit. Peki açı ortaylığı biz nasıl kullanacağız? Hocam paralellik de varsa Z çok çıkıyordu paraya kenarda. Yamukta da paralellik var. Şunlar birbirine paralel. Hop Z'den dolayı çizgi açısıysa. Aha da burası da çizgi açısı. A çizgi çizgi. İkiz kenar. Yani 11'im çıktı. X'i bulduk. 8 ondan dolayı 6 yapar burası. O zaman Y'yi de bulmuş oluruz arkadaşlar. Tamam. Bu soruyu da bu şekilde yaptık ve güzel bir soru ve iki farklı şekilde çözdük. Bir 90 mantığından çözdük, bir deltoid mantığından çözdük arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yeter ki verilen bilgileri siz kullanın. 90'ı gördüğünüz zaman dik, dik yamuğun içinde aklınıza alfabete gelir. Dik üçgen yoksa dik yamukta şu dik üçgeni çizmek mantıklıydı çizersiniz. Ya da deltoid. Deltoid varsa deltoid mantığını kullan. Deltoid'deki çözdüğümüz soru tiplemelerini düşün. Hep köşegen çiziyorduk. Çünkü köşegenin özel bir durumu vardı arkadaşlar. Tamam Şimdi Tamam. Burayı hallettik. Bu sorudan esinlenerek yazdım. Bu da aynı katlaması şeklinde ya. Aa, burada bayağı bir katlama yaptım. Şimdi soruya bakalım arkadaşlar. Soruya bakalım. Soru ne diyor? Evet. Gelelim şimdi sorunun çözümüne. Ama videoyu durdurduğumu anlamışsınızdır herhalde. Şöyle bir hareketlerde şey oldu. Ee, arkadaşlar bir kere şunu düzeltiyoruz. AF boyunca katlandığında E noktası oldu bu, tamam mı? Ee, PDF'i böyle ilk çıkaranlarda bu değişiktir. Sizde büyük ihtimalle E yazıyordur. İlk çıkaranlarda F yazıyordur burada. Dikkat edin, burası E noktası olacak, birincisi bu. Bir de soruyu çözerken e, keşke dedim ödüllü soru yapsaydım dedim. Şimdi o yüzden videoyu kestim ve. Ödüllü soru yapıyoruz arkadaşlar bunu. Yamuk konusunda ikinci ödüllü soru ama olsun, öğrencilere katkımız olsun, faydamız olsun. Bu da ödüllü soru. Yorumlar arasından seçeceğim arkadaşlar. Yaptım diyenlere güveniyoruz zaten. Yaptım diyenlere ne yapıyoruz? Bir kitap hediyesi vereceğiz. Ya yaptım diyenlerden seçeceğimiz kişiye kitap hediyesi veriyoruz arkadaşlar. Ee, büyük ihtimal bizim fasiküllerden bir tanesi olacaktır. Onu ben belirlerim. Onların çekilişlerini de yapacağım. Bir canlı yayında yapacağım. Bir gün yapacağım inşallah vakit bulursam. Tamam mı gençler? Hadi bakalım kapat şimdi videoyu. Çözmeye çalış. Çözmeye çalış. Eğer çözebilirsen süpersin, harikasın. Yorumunu yaz. Çözemesen bile çözemedim hocam de. Hiç önemli değil. Tamam mı kardeşim? Evet şimdi soruya bakalım. Düzeltmeni de yaptın. Şimdi soruya bakalım arkadaşlar. Yüksekliği 6 cm olan ABC'de dik yamuğu. Siz bu arada şey yaptınız videoyu durdurdunuz değil mi? Çözüyorsunuz. Biraz uğraştıktan sonra geldiniz. Şimdi çözüme bakıyorsunuz. İnşallah çözmüşündür kardeşim. İnşallah çözmüşündür. Bakalım şimdi. Yüksekliği 6 cm olan şu dik yamuğu biçimindeki bir karton AC köşegeni boyunca katlandığında AC köşegeni boyunca katlandığında. Hadi katlayalım bakalım. AC boyunca katlandığında bu buraya denk gelmiş arkadaşlar. Bu buraya denk gelmiş. Bak. Şöyle katlanmış. Buraya denk gelmiş. Neyse bunun üzerinde yapayım. Katlanılan şekli ne yapayım ben burada? Katlanılan şekli açayım kardeşim. Katlanlar, şekli açtık. Şöyle bir şey oldu. Bak bu bunun simetriği. Yani buna göre simetriğini aldık arkadaşlar. Ee, bu katlamada ne oluyordu arkadaşlar? Şurası 6 ise burası da ne olacak? 6. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Bunu unutma. Şununla da şu eşit. Hatta şu açıyla şu kenarla da şu kenar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Evet. D köşesi E köşesiyle çakışıyormuş arkadaşlar. Değil mi? Evet AC köşegeni boyunca katlandığında D köşesi CB doğrusu üzerindeki E ile çakışıyor. Tamam. Çakışsın bakalım. Katlanılan kartona aşağıdaki katlamalar ard arda uygulanıyor. Uygulayalım bakalım. Şimdi bu katlanılan kartona da ardı ardına aşağıdaki katlamalar yapılıyormuş. ACE üçgeni, şuradaki ACE üçgenini bu şekilde yapayım arkadaşlar. Bu arada bu dik yamuktu. Burası kaç derece? 90. Burası da kaç derece? 90 derece. ACE üçgeni AE boyunca katlanıp C noktasının yeni yeri F olarak katlandırılıyor. Ben bu üçgeni bir daha katlayacağım. Katladığım zaman arkadaşlar bu C'nin bu doğruya yetişmesini alacağım ya. Burası 90 derece olduğu için C yine bu doğru üstüne gelmek zorunda. Dikkat dikkat. Hop. C noktası buraya gelmek zorunda. Çünkü 90 derece olduğu için arkadaşlar. C noktası bu doğrudan başka yere şaşamaz. E, o zaman ne olacak arkadaşlar? C noktasının yeni yeri de ne oluyormuş arkadaşlar? F noktası oluyormuş. Ondan sonra katlanılan yerlerde ne olacak yine? Üst üste gelen kenarlar birbirine eşit. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Kullanmayacağım gibi uzunluk falan da yok ya. O yüzden sileyim isterseniz. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Üst üste binen açılar eşit. Hatta bu açıyla da bu açı üst üste binecek. Burası da eşit. Hatta burası çift çizgiyse burası da ne oldu arkadaşlar? Çift çizgi oldu. Şimdi ne oldu? Bu katlamadan sonra şu yeşil bölge gitti. Sadece bak elimizde şu üçgen kaldı. Dikkat et. Şuradaki üçgen kaldı sadece elimizde. Tamam mı? Sonra diyor ki elde edilen e, F olarak adlandırılıyor. Elde edilen EAF üçgeni de EAF üçgeni de AF boyunca katlanıyormuş. AF boyunca. Ben bunu böyle katlayacağım arkadaşlar böyle katlamak demek ne demek arkadaşlar hop şuraya o zaman katladığım zaman af boyunca katlandığında e noktasının yeni yok f noktasının af boyunca katlandığında ha doğru e noktasının yeni yeri bakın şurayı düzeltmiştik zaten Heh, e noktasının yeni yeri şuradaki e noktasının yeni yeri nerede oluyormuş ab üzerinde oluyormuş arkadaşlar katladığında şöyle oldu Bakın şimdi elimizde artık şuradaki üçgen yok. Elimizde en son şu katlamadan sonra şuradaki sarı üçgen kaldı arkadaşlar. Ya da turuncu üçgen kaldı ya da bunun rengi ne ya neyse. Sonra bu üçgende de şu af, AF boyunca katlıyorum. Katladığın zaman bu şekil geldi. E noktasının yeni yeri de burası oluyormuş. Hadi buna da E üstü diyelim. Yalnız bu katlamada da şunu es geçmeyelim. Üst üste binen açılar ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacak. Bu da su nokta ise burası nokta. Burası çift çizgi ise burası çift çizgi. Hatta burası 6 ise burası da ne yapar? 6 birim yapar. Hatta burası 90 derece ise burası da ne yapar? 90 derece yapar kardeşim. Şimdi bizden ne isteniyor kardeş? Bizden istenilen nedir? AB artı BC. Oo, AB ile BC'nin toplamı isteniyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada 1, 2, 3, 4 tane nokta açısı çıktı. E bu bizim 90 derece değil miydi kardeşim? 90'ı 4'e böl. 90'ı 4'e böl. Bakayım kaç çıkıyor? 22,5 çıkıyor. O zaman buradaki bütün açılar 22,5 derece. 22,5 22 buçuk yazayım. 22 buçuk küçük oldu ama idare bir azıcık. Tamam. Hocam ben şurayı nasıl bulacağım peki? Şurayı nasıl bulacağım? Dikkat et. burada alttan bulamayız. Şuradaki altıya bakayım. Çünkü verilen her bir bilgiyi kullanacağız diyoruz değil mi? O zaman verilen uzunluğa bak. Buraya 6'ya baktığın zaman. Aa hocam buradaki dik üçgeni fark ettim mi? Bak burası 6. Aa hocam 22.5 22.5. Burada kaçı da? 45 derece. Hocam 45, 90 burası da kaç yaptı? 45 yaptı. 45, 45, 90 üçgeninden 6. O zaman burası da 6. 6, 6 ise burası da kaç yaptı? 6 kök 2 yaptı. Süper. Burayı buldum. Sıra nerede? Şurada. Burayı nasıl bulacağız acaba? Hmm. İstersen. Hocam bu açı orta ya. Z'den dolayı. Burası da çizgi açısından gör. Çizgiye çizgi çıktı. 6 kök 2 ise 6 kök 2 de istersen 22,5 90 ya. Buraya 67,5'yı yaz. 67 buçuk hocam burası. Hatta burası da 67 buçuk. Sonra bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Burası 45. Şu üçgene baktığın zaman arkadaşım 45 burası. 22 buçuk, 22 buçuk, 22 buçuk. Burası da 67 buçuk yaptı. Burası da 67 buçuk. 67 buçuk, 67 buçuk olduğu için ikiz kenar çıktı. Yani burası da 6 kök 2 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız ne yaptı? Burası 6 kök 2, burası da 6 kök 2. Toplamı da 12 kök 2 yaptı. Evet hediyemiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yapmışsınızdır. Vallahi herkese kitap hediyesi vermek istiyorum elimden geldiğince. Bana böyle bir hak verdiler. Bazı sorularda şey yap Ben de elimden geldiğince dağıtmaya çalışıyorum. Evet gençler. Ha bu soruda BC'yi katmasaydık aslında çok da zor bir soru olmayacaktı. Hani BC'yi de zor da değil aslında da sadece şu AB sorulur. ÖSYM sorsa sadece AB'yi sorar. Ama ben işi riske atmak istemedim. Belki de BC'yi de sorabilir mantığıyla, o yüzden BC'yi de sorunun içerisine kattım. Güzel bir katlama sorusu arkadaşlar. Katlamanın bir kısmını gösterip diğer kısımlarını göstermemiş. İşte o katlamanın diğer kısımlarını da sizin yapmanızı istedim. Güzel bir soru olduğu için hediyeli soru yaptım. Umarım yapmışsınızdır. Ve böylelikle bunu bitirdik arkadaşlar. Dik yamu da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda ikizkenar yamuk konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.